etmişsiniz diye hatırlıyorum. Ya, sistem olarak şöyle düşünebilirsiniz. Sistem genel olarak bayanların satranç oynayan kadın sayısı düşük olduğu için buna oranlıyorlar reytingleri muhtemelen ve ona göre bir orta karar, hani değil mi? O popülasyona evet, uygun bir reyting derecesi belirleyip ona göre ünvan veriyorlar. Öyle düşünebilirsiniz yani arkadaşlar. Çünkü erkekler genelde çok çok büyük bir çoğunluk satrançta. Ama Türkiye'de sanırım bu işle ilgili bir haber gördüm ben TSF'de. Çok daha hani kadın oyuncu sayısının bayağı epey fazla olduğundan bahsediyor Türkiye'de. Yani şöyleydi, Türkiye'de diğer lisanslara göre hani futboldur, ne bileyim basketboldur, diğer branşlara kıyasla en çok lisanslı kadın oyuncu Türkiye'de satranç. Evet. Ya bu açıdan bence çok pozitif. Çünkü o zaman ileride kadınlarda dünya satranç şampiyonu çıkması bence birazcık da istatistiksel, hem nicelik nitelik olarak da iki anlamda da önemli bence. Sayının artması sayı içerisinden hani nitelikli oyuncu çıkarabilme imkanını da arttırıyor bir şekilde diye düşünüyorum ben. Ha bir de demin şey diyecek, bu ünvanlara ek olarak yeni bir şeyler çıkardılar. Bizde oluyor sanırım, ulusal, yaygınlaşıyor da ulusal giderek. Evet, falan. ulusal, National Master. O nasıl oluyor? Ben çünkü Amerika'da olduğunu biliyordum. Türkiye'de de bu ne zamandan beri var bu uygulama? Ben bilmiyorum çünkü Çağatay Türkiye'de biliyor yeni mu? yeni çıktı yani. Hani 2019'un sonlarında çıkmıştır diye tahmin ediyorum. 2100 reytingi geçince de uluslararası ulusal usta ünvanı alınabiliyor. UKD veya ELO fark etmiyor. Junior Samurai demiş, kadınlar şampiyonasının Twitch'te canlı yayını yaptılar. Vallahi helal olsun, çok şaşırdım, emek vermişler. E tabi güzel bir şey, görünürlüğün artması insanların bu tür aktiviteleri olan şeyini de arttıracak. Haberdar olma imkanı olmuyor herkesin arkadaşlar, ama görsel yayın, videolar insanları teşvik edici, önemli araç gereç yani. Bunu unutmamakta fayda var. Bazen insanlar Twitch yayınına girip bana soruyorlar, aa satranç bu ne diye gelip sonra yayını izlemeye başlayanlar oluyor. Böyle durumlar var. Niger demiş ki, FIDE kadınların reytingini 100 puan silmiş zamanında. Yani zaman. Bu bilgiyi ben de bilmiyorum ama ilginç ya. Aslında ya bu konuda bilmiyorum. Eğilim mi yok, imkan mı yok bilmiyorum. Ama yani istenirse çok ciddi oyuncular çıkıyor yani. Şimdi herkes Polgar'ı biliyor ama zamanında tabii bir de Vera Menchik diye bir oyuncu vardı. Yani 1920-30'larda işte dünya kadın şampiyonu ama Kabaplanka ile falan oynuyordu. Bu hayatta başa baş oynuyor. Benim bildiğim mesela Yani en Polgar'ı çok, zaten biliyorum. evet, en fazla ben Çibur Denizli'yi mesela hep kafamda, Ben de onu diyecektim. aklıma geliyor biliyor musun? Hep onu duyuyordum ben eskiden. Yani tabii kendi Evet, ben de satranç onu oynadığım diyecektim. dönem veya bildiğim döneme ait. Her sene canlı yayın oluyor. Junior Samurai, Polgarlar dahil. Evet. Vera Menchik. İlk dünya şampiyonu. Vera Menchik. Evet. Mesela Kabablanka çok ilginç bir kale finali var ya. O net berabere finali. Kale iki piyonu, kale piyon kalmıştı. Biraz kötü oynuyorlar. Hem Kabablanka hem Vera Menchik. Belki süre azlığındandır, bilmiyorum o zaman da. Kaybediyordu ama ya oraya kadar kaldığına göre zaten belli ediyor gücünü. Kabablanka ile kale piyonu kalmak kolay değil. Evet. Bu aralar satranç kitabı çalışıyor musun genel olarak? Yani hani açılış maçılıştan ziyade genel anlamda kendini geliştirmek için mesela ne tür çalışmalar yapıyorsun Çağatay? Bu Ha konuda tabii belki ya biraz şöyle. izleyen arkadaşlar da, hem ben de bahsederim birazcık. Ben de bir şeylerle uğraşıyorum. Tamam. Şöyle ya tabii antrenörlük yaptığım için biraz daha çok fazla başlangıç şeylerine bakmaya başladım. Hani ondan kurtulup tekrar kendi seviyemi hani üstüne çıkarmak için bir şeyler düşündüm. Yani çok daha ağır örnekler çözeyim istedim. Onun için de kitap araştırdım. Yani daha önceden bildiğim bir kitaptı fakat hatta tekrardan başladım yani o kitaba. Perfect Your Chess kitabı var. Ukraynalı iki oyuncu, yani birisi Grabinski, diğeri Volokhin, ikisinin ortak çıkardığı bir kitap. Örnekleri son derece zor yani. Şöyle söyleyeyim, bir tane konu üzerinden 100 örnek var. Hani 30'u falan FM düzeyinde. Sonraki bir 40'ı falan IME. Son 30'u da büyük usta seviyesinde. Şöyle bir sonlara doğru bir baktım da yok yani, kesmedi gözümü. Biraz öyle hani göz ucuyla yapılacak sorular değildi.
ona bakıyorum. Yıldırım oynuyorum bol bol pratik kazanayım diye. Evet. Bir de yayınları tekrar mesela bu demin chat'te de yazıldı bu kadınlar şampiyonası bakarken Grand Prix aslında yani Grand Prix'di o. Kadınlar şampiyonasını kadınlar şampiyonunu belirlemek için daha doğrusu yapılan bir ayağı diyelim Evet. onun. O Grand Prix'deki yorumları izledim. Gurevich vardı mesela yayında. Onlara mesela ben bayılıyorum. Öyle büyük sular girip canlı yayında analiz falan yapıyorlar. Evet. Yani saatlerce izliyordum ben onu. 3-4 saat. Hatta bazı yayınların tekrarını bile izlediğim oluyordu. Evet doğru diyorsun. O tür yayınlar çok faydalı oluyor. Ben şimdi bu aralar başka yayıncıları izliyorum. Satranç yayıncılarını. Çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Şimdi seviye olarak şu anda tam bilemiyorum ama yani 1800, 1900, 2000, 2100 seviyesinde bir takım yayıncılar var. Ama çok ilginç yayın yapıyorlar. Belli satranç kitaplarından konumları antrenman olarak yayınlarında veriyorlar. Ve orada hani tartışarak o konumları çözmeye çalışıyorlar. Ben de şimdi bu ara biraz o yayınlara bakmaya başladım açıkçası. Biraz beyin jimnastiği gibi de oluyor. Bu Dvoretsky'nin mesela oyun sonu konumlarından rastgele bir şeyler kitaptan kısımlar seçip onları koyuyorlar mesela analiz ediyorlar. Benim çok hoşuma gitmeye başladı. Bir yandan da şeyi geliştirdiğimi hissediyorum açıkçası. Konum bilgimi en azından hesap belki kabiliyetimi çok fazla ciddi geliştiriyor mu ondan şüphem var ama konum bilgimi anlayışımı çok fazla geliştiriyor belli şeyler. Bir de şimdi mesela ben sana şeyden bahsetmiştim birazcık hatırlıyor musun? Bu Fransa'daki turnuvada mesela benim şöyle bir tecrübem oldu. Masa başında mesela oturup ne kadar iyi odaklanabilirsen mesela kesintisiz hesap yapma alışkanlığını kazandıkça şeyi daha artıyor verim. Onu fark ettim. Yani oyundaki gücünü çok ciddi arttırabiliyor. Yani bizim için geçerli mi bilmiyorum. Mesela bu benim kişisel tecrübem ama genellemek ne kadar doğru bilmiyorum ama benim yani şunu eminim. O hesaplama sürecini bölmeden eğer tekrar tekrar hata yapma olasılığını azaltacak şekilde konsantre maça çıkabilirsen ve oradaki vaktini verimli kullanabilirsen yani hesap yaparak bu oyun gücünü sanki çok ciddi arttırabiliyor, derinlik kazanmanı sağlıyor gibi hissettim ben. Tabii ki bunun antrenmanı daha düzgün yapılmalı. Mesela varyant hesaplama tekniklerini belki daha hızlı yapabilecek duruma gelmeli bir yandan diye düşünüyorum. Tabii ben muhakkak yine aynı hataları yapıyorumdur hesaplama tekniklerinde. Ama şunu fark ettim yani kesinlikle etkisi oluyor yani. Bir sanki oynarken böyle bir 50 rating potansiyel arttırıyor gibi hissediyorum biliyor musun oynarken? Öyle Tabii garip ben bir his turnuva oluyor. gitmeden hep zor soru çözerim yani. Formu kazanmak için o bence de bayağı etkili. Evet. Yani bir de hesap en önemli şey yani satrançta. Çünkü yani genel ilkeleri aşağı yukarı kitaplardan herkes öğrenir. Ama mesela masa başına gelince asıl olay zaten istisnaları bulmaya geliyor bir noktada. O istisnalarda daha çok hesapla ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ben sana birkaç tane soru soracağım. Şöyle soru. Konum sorusundan ziyade konumlara da bakarız beraber ama. Mesela bir ben şeyi çok şaşırıyorum. Mesela şimdi genelde ben de eskiden bunu yapıyordum. Konum soruluyor. Beyaz oynar kazanır, siyah oynar kazanır gibi. Mesela o konum şimdi büyük ustalar diyor mesela. Peter Leko dahil. Tamam bu pozisyonun şu anda kazandığını beyaza bilmesem berabere yaparım der mesela. Atıyorum. Çünkü kazanç fikrini tahtada kazanıp kazanmadığını bilmiyorsun konumu. Yani şimdi ama ben sana o konum kazanır desem muhtemelen sen kazanç yapan hamleyi bulmakta daha kolay daha rahat hissedeceksin kendini. Şimdi o zaman oyun psikolojisiyle hiç uyuşmuyor aslında değil mi? Yani bana biraz o garip gelmeye başladı. Çünkü büyük ustalar son dönemde mesela Facebook'tan diyagram paylaşıyorlar. Şey diyorlar. Bu pozisyonda hamle sırası beyazda diyor. Ve başka hiçbir yorum yapmıyor. Evet, doğrusu da o zaten bence. Hatta biz şeyde ya antrenörlükte hep deriz hocam beyaz kazanıyor mu diye sorarlar işte. Taş kazansak olur mu? Şey dersin hani maç sırasında bana mı soracaksın? Ben de onu merak ediyorum. Yani biz şimdi oyun oynarken bir oyun sonu konumu geldiğinde benim hep aklımda şu oluyor mesela. Bir kale finali oynuyorum. Mesela Zeitnot'a giriyoruz. Bu konum kazançsa bütün piyonları toplamalıyım gibi bir his geliyor mesela hemen bana. Ama tabii bunu bilmediğim için bir anda güven kaybı geliyor. Acaba piyonları geri savunmaya mı geçsem? Hani orada yapacağım hamle
aslında oyunun kaderini belirliyor olabilir. Benim hep öyle kritik kararlarım vardır. Bazen geri çekiliyorum, yanlış karar oluyor. Bazen piyon alıyorum, oyunu şey sanıyorum, kazandığımı zannederken kayba sokmuşum. Mesela öyle şeyler de oluyor. Yanlış piyonu almaman gerekiyor mesela. Fazladan piyon kazandığını düşünüyorsun. En doğal hamle gibi konumda. Böyle şeyler olduğu için ben de hep şunu düşündüm. Acaba hani diyagram sorarken belki de hani beyaz kazanır demek yerine belki de diyagramı koyup çalışırken hiçbir şey söylememek lazım. Belki de hiç evet. bilgi vermemek lazım konum Tabii, hakkında. Bence de en doğrusu. Evet yani bu bence bu yeni bir şey. Yani son 10 senede belki hani daha idrak edilmiş bir şey olabilir gibi geldi bana. Daha öncesinde çünkü ben hep hatırladığım mesela bende satranç kitapları var. Bak şöyle göstereyim. Buradan da gelecek zaten şimdi birkaç konu. Mesela burada artı eksi eksi artı yazıyor. Evet. Mesela örnek. Şöyle görünüyorsa biraz kameraya uzattım ama yani artı eksi eksi artı. Şimdi bunları görünce insan özgüveni yerine geliyor. Ha evet. Kazanan hamleyi bulayım. Ama ben eminim oradaki değerlendirmeyi vermezlerse bana ben o konum hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Hatta sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bazı çok üst düzey çalışmalarda hamle sırası bile söylenmiyor. Ha, çok enteresan. İlginç. Bunu yani ilk defa duyuyorum. Kim söylemiş? Eltaş söylemişti galiba. Eltaş Sefer. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani onu bile söylemiyorlar. En iyi varyant neyse iki taraf için onu hesaplıyorsun. Oo, bu çok bayağı enteresan. Şeydi, derinli yani. Bu çok ileri düzeymiş. Evet, hatta mesela bir tane kitaba çalışıyorum ben şimdi. Hintli bir antrenör var Ramesh diye. Bu Pragananda falan diye yani ismini duydum. Tanıyorum galiba. Nihal Sarin var. Bunlar, çok genç 13 yaşında falan büyük usta olmuş çocuklar. Onların hocası. Onun bir kitabı var. Logical Thinking in Chess sanırım kitabın tam adı. Kitabın ismini de duydum. Orada mesela hamle sırası yazmıyor. Diyagramı yazıyor ama hemen altta hamle yazıyor. Şimdi ben önce bir düşünmek istiyorum. Hamle sırası şimdi anlamıyorsun. O yüzden ben hep kendim bulmaya çalışıyordum. Bazısı işe yarıyor, bazısına yaramıyordu. Yani bazısı kolay anlaşıyor. Yani atıyorum vezir isteklidir. Tabii o zaman hamle sırası belli olan ama her zaman olmuyor işte. Öyle bir yöntem de var. Ama bu çok üst düzey yani. Bu kadar gerek yok bence. Evet. Van Hoffman da şey demiş. Her hamle için bunu düşünmeye de zaman yok demiş. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler tecrübeyle ne diyorum pozitif korelasyonda. Yani şöyle oluyor. Her konumda siz konumu tekrar değerlendirmeniz lazım. Takipçi sesi biraz fazla mı? Onu ben hemen azaltayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Azalttım şimdi takipçi sesini. Artık çok rahatsız edici olmayacaktır diye umuyorum. Arkadaşlar ne yapalım? Çok takipçimiz var. Rahatsız olacaksınız. Şaka yapayım. Geliyorlar. Hoş geldiniz. Herkese de hoş geldin diyelim buradan. Vallahi Çağatay hocamız geldikçe de takipçilerimiz akınla gelmeye başladı. Güzel oldu bizim için. Ben şimdi bu arada biraz da konum dizeyim diyorum. Çağatay hocamızın tabii vakti kısıtlı olabilir. Bundan sonra bir takım dersler devam ediyor mu? Biliyorum ki akşam saatlerinde de ders verme gerekebiliyor. Hani bu programı hazırlamak bile benim için çok büyük bir şey seninle. Çünkü biliyorum ne kadar yoğun olduğunu, öğrenciler, çalışmalar vesaire. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum ben şimdi Çağatay'a bu yayına katılıp destek olduğu için. Ben de aynı zamanda şu duyuruyu bir yapayım artık. Senin yayınların var, ondan hiç konuşmadık. Ne kadar oldu Çağatay başlayalı? Çok uzun bir süre olmadı. Yok yok. Yani şu ana kadar 8-9 yayın falan yaptım. Belki 10 olmuş. Tam sayı bilmiyorum da. Her perşembe 9'da yapıyorum ben de. Evet. Biz 1,5 saat falan yapıyoruz. Çok yani bir arkadaşım ricasız hani biraz da şey yaptım bunu. Evet ama çok güzel yayınlar oluyor. Türkçe yayınlar yapıyorsun. Satrancı anladığım kadarıyla her seviyede. Değil mi Çağatay? Şu anda... Yani çok üst düzey anlatmamaya çalışıyorum çünkü ya aslında şöyle işte yani listeye baktığınızda aslında yani Türkiye'deki listeye yani 1800 üstü oyuncu çok da fazla yok. Yani şimdi 1800 üstü yapsan çok bir anlamı olmayacak. Yani 1500'ün üstüne çok çıkmamaya çalışıyorum genelde yayınlarda. Yani hem böyle daha iyi anlaşılsın o oradan hani daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyorum tabii bir, ki yani geniş bir havuz var dediğin gibi değil mi? Yaş grubu olarak da rating
gücü olarak da orada birbirleriyle durmadan yarışan bir aslında segment var. Yani onun üzerine çıkan sayı çok az. Bunun aslında farklı sebepleri de olabilir. Şimdi oyuncular güçleniyor aslında. Bir yandan ben şeyi de fark ediyorum. Mesela ben şimdi Antalya'da turnuvada çok ilginç sonuçlar aldım yani. Oynadığım oyuncuların rating gücüne bakıyorum. Aldığım puanlarla hiçbir şeyin arasında bir uyum yok, biliyor musun? Çok ilginç bir durum. Mesela 1500'lük birine kaybediyorsunuz, 1800'lük birini yenebiliyorsunuz. Yani hiçbir zaman şey, Türkiye'de sanırım oyuncuların gelişimiyle ve havuzun büyüklüğüyle ilgili bir şey var. Henüz oturmamış bir denge var. O tabii zamanla, yıllar geçtikçe artık bir şeyler yerli yerine girecektir muhakkak. Bir 5-10 senelik bir süreç olsa gerek diye düşünüyorum. Ama bir yandan da rating içeride, hep formül içeride hesaplanıyor. Yani dışarıyla olan alışveriş de az aslına bakarsan, değil mi? Satranç oyuncu sayısıyla dışarı gidip satranç oynayan oyuncu sayısı, bence oranı birazcık farklı gibi. Yani tabii bayağı farklı. Büyük yani maçlar, hep lokal maçlar, turnuvalar var. Farkındasın evet. Zaten sen benden daha iyi biliyorsun da. Yok. Ben izleyiciler açısından hani dikkat çekmeye çalıştım biraz. Yani şöyle, aslında Türkiye'de lisanslı oyuncu sayısına bakınca herhalde 800 bine yaklaştı diye tahmin ediyorum. Hı. Yani şimdi bundan aktif turnuva oynayan oyuncu sayısı az ya, 50 bin yoktur bence. O biraz daha o konuda çalışılması lazım bana kalırsa. Ha. Ben bu arada senin yayın yaptığın kanalın linkinde Gelecek Bilim'de doğru paylaşıyorum herhalde şu anda chatten. Evet, ya daha çok bir bilim kanalı, onu da söyleyeyim. Hani böyle o tip onlara meraklıysanız onları da takip edersiniz. Güzel yayınlar oluyor. Benim yayınlarımda, yani satrançla ilgili yayınlarda perşembeleri 9'da oluyor. Arkadaşlar perşembe günleri eğer akşamları satrançla ilgili arkadaşlarımız zaten, eğer bu Twitch yayınlarını izlemiyorsanız kesinlikle takip edebilirsiniz. Bu da artık satrançta Twitch yayınları çok popüler olmaya başladı. Şimdi ben linki de paylaştım Çağatay hocamızın. 900 bin diyordu Niger ama aktif sayısı az, bence de öyle. Evet, evet. Sıkıntı oldu ya, onu biraz da arttırılabilse güzel olur. Sanırım bununla ilgili de ben ilginç noktalarım var, teşhislerim var, biliyor musun Çağatay? Yani turnuvalarda tabii belli kriterler oluyor ya, mesela bence oynamayı daha da pratik hale getirebilecek bir takım şeyler yapılabilir hala. Tabii ben şu anda burada bunları madde madde incelemeyeceğim ama yani oynanabilirliği arttırmak. Hani diyorlar ya, futbolda topu taca atmayı engelleyecek her kural aslında oyunu daha heyecanlı yapıyor gibi. Onun gibi düşünüyorum ben hep. Satrançta da turnuvaya katılım kriterlerini bir şekilde daha kolay hale getirilirse, ulaşımı kolay, yapılan düzenlenen işte salonlar, erişimi kolay hale getirilirse, herkesin katılımı da daha çok artacak. Bir de tabii okul sistemiyle entegre, şimdi bir satranç şeyi var Türkiye'de. Artık sistemi var. Evet. Onu ben tabii detaylarını çok iyi bilmiyorum ama en azından gördüğüm bu. Oradan da tabii doğal olarak bir satranççı temeli oluşuyor. Her ne kadar pedagojik, işte eğitim odaklı bir müfredatın içine konmuş bir satranç var orada. Tabii sporcu yetiştirmek birazcık daha benim gözümde farklı, biliyor musun? Ben okuldaki satranç eğitiminin daha çok eğitim amaçlı olduğunu düşündüğüm için. Oradaki evet, satranç hani kültürü biraz daha farklı, eğitime katkı sağlayacak yönde olması gerektiğini düşünüyorum ben mesela şahsi olarak. Hani spor kulüplerinde ve şeyde, mesela atıyorum örnek Apaydın satranç, mesela sen de orada yer aldığın için tahmin ediyorum. Mesela orada gerçek anlamda bir sporcu yetiştirmek vizyon, değil mi? Yani tam evet, anlamıyla. Tabii. Mesela orada ben mesela eğitim müfredatı gibi bir satrancın, hani tabii ki onun ayrı bir müfredatı var. Siz orada tema tema belki farklı şeyler üzerine işliyorsunuz ama bir satrancın temelini öğrensin, sonra hani bunu hayatı boyunca kullansından ziyade orada gerçek bir sporcu yetiştirmek, uluslararası işte kulüplerle mücadeleler, rekabetçi ortamlara sokmak, daha böyle bir sporcu özelliği taşıyıcı unsurlar var. Ben lafı çok uzatmayayım, konum diyeceğim bu arada. Sen de istersen anlatabilirsin bir şeyler. Ben de şimdi şuradan birkaç resim çekmiştim konum. Basit değil, daha doğrusu zor ama oyun sonu konumu diyeceğim. Az taşlı.
fil at tarzı böyle bir iki tane dizeceğim. En azından onları konuşuruz arada sohbet ederken. Şuradan bakayım. Bir iki resim çektim şöyle. İlginç gelen konumları dizeyim dedim. Hah, şöyle. Hoşuma giden bir konum vardı. Onu sizle şimdi ya paylaşayım. Bu okullardaki şeyle ilgili de yani ben şunu düşünüyorum. Yani okullara girmesi güzel ve büyük bir adımdı. Yani biraz tabii yani çabuk olmayacak bunlar ama biraz daha o kaliteli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani genelde şöyle oluyor veya bilmiyorum hoca kitlesinin daha iyi olması lazım oradakilere. Yani çünkü antrenörlük yapanlara bakınca hocaların hani çoğu çok başlangıç düzeyde. Zaten bu hani kulüplere giden öğrenciler de şöyle oluyor. Hani okulda hoca artık yetmiyor bazı çocuklara. Çünkü o çocukların seviyesi yükseliyor. Böyle kulüplere geçiyorlar. Evet. Yani satranç kulüplerinin yaşaması da birazcık o sayede oluyor. Yani. Yani o okullardaki eğitimin de okullardaki eğitim de arttırılabilirse güzel olur. Bir de işte yani çocuklar çok yoğun ya şimdi bakınca. Yani 5'te falan çıkıyorlar. Hani satrancın ona biraz daha destek olması lazım o açıdan bence de. Ya eskiden satranç nasıldı biliyor musun Çağatay? Şimdi mesela İstanbul'da en köklü kulüplerden bir tanesi SGM diye bir kulüp vardı. Satranç Geliştirme Satranç Merkezi. Gelişim Merkezi. Umut Atakişi, Tamer Karatekin gibi o neslin işte en iyi oyuncuları. Sen Umut'u zaten tanıyorsun çok yakından diye tahmin ediyorum. Kadıköy'de miydi o bu arada? Kadıköy'deydi. Ha, tamam. Çarşının şey tarafındaydı. Çok güzel bir merkezi bir yerde. Bir sokakta falan galiba. Evet, Sertaş Dalkıran'ın yanlış hatırlamıyorsam orayı Sertaş Dalkıran o dönem sanırım kulüp yönetiyor muydu diyeyim artık. Ben de tabii çok hatırlamıyorum. Benim çocukluk dönemime denk geliyor. O dönemde gerçekten orası çok popülerdi. O zaman kimler vardı? İşte Umut bayağı çok kendi yaş grubunda yani Tamer, Umut, Kıvanç Aznedaroğlu, Kıvanç Hoca. Bu isimler çok ciddi oyunculardı ama Kıvanç Hoca o zaman Ankara'daydı. Ve gerçekten o kulüpten çok ciddi oyuncular çıktı zamanında. Yani benim bildiğim aktif olarak orada oynayan çok ciddi oyuncular vardı. Bir jenerasyon. Sonra işte bu Şahmat Erhan Tanrıkulu işte annesi vardı. Bilmiyorum Erhan'ı tanır mısın Çağatay? Erhan ya ismini biliyorum öyle çok evet, az sohbetim evet. Var. O Beşiktaş'ta işte, oynadığım zamanlardan biliyorum. Bayağı kendi benden yaklaşık bir yaş küçük olabilir. Erhan da yaş gruplarında çok ciddi oynayan bir arkadaşımız da zamanında Türkiye şampiyonlukları olan vesaire. Şimdi tabii satrançla belki artık çok fazla uğraşmıyorlar ama bir şekilde muhakkak ailesi satranç kulübünü kurmuştu yine. Şahmat satranç kulübü benim belki de kariyerimin ciddi bir bölümü orada geçmiş olabilir yani. Orada hafta sonları satranç oynayarak orada bayağı ciddi oyuncular hatta eski federasyon başkanlarından Kahraman Olgaç vardı o dönem o da zaman zaman uğradığı evet. Dönemleri hatırlıyorum ben böyle. Çok pek çok oyuncu yetişti oralarda. Evet. Çok oyuncu yetişti yani. Oralarda biz hep hafta sonları yıldırım atardık. Şimdi tabii bana sorsan bu hafta sonu nerede yıldırım oynarız hani mesela desem. Şu anda yani gidecek bir yer şey yapamıyorum yani. İşte bir İstanbul Satranç Derneği var şu anda. Hani hep dernek olarak işlediği için muhakkak işlerliğini sürdürdüğü için mevcut. Ama genelde kulüpler artık böyle çocukları eğitmeye yönelik kapalı dershane gibi kurumlara dönüştüğünü hissettiğim evet. için ben bunu söylüyorum hep şeyler yayınlarımda. O eski ulaşılabilirlik kavramı biraz ortadan kalktı. İnsanların gidip çay kahve içip beraber tanışıp satranç oynadığı o açık öğrenme platformları ortadan kalktı aslında bakarsın. Bence bu çok büyük bir dezavantaj. Evet. Masa başında bakmak çok daha başka. Yani çünkü, onun keyfi de başka. Çünkü bir de iyi bilen oyuncularla vakit geçiremiyorsun. Evet, evet internetten switleri izleyebiliyoruz vesaire. Çok güzel ama yani şahsi sorular yöneltemiyorsun. Evet. Tartışamıyorsun. Kendi oyununu analiz edemiyorsun daha kötüsü. O zaman tabii büyük bir imkan elinden gidiyor. Bence en büyük eksiklik bu. Yani ileride muhakkak bunun bir şekilde çözümü bulunur. Ama şu anda bence çok büyük bir eksiklik. Kimse gidip satranç oyuncağı ortak paylaşımda bulunabileceği bir yer olması lazım. Bir satranç merkezi herkese açık. Fildi altı diyenler var. Bu
Bu konumda bu arada. Konumu görebiliyor musun Çağatay sen de? Bir saniye. Konumu ben chess.com'dan nasıl açabilirim? Şöyle yayından bir bakabilirsin. İkincisi de ben sana acaba bunu bir analiz tahtası olarak davet yollayabilir miyim? Nasıl yapabilirim acaba? ICD falan öyle var da hani follow Ha, neydi buradan ya da follow Feda Master yapsan acaba görebilir misin konumu? evet, vallahi Merak öyle olursa ettim. baya pratik bir şey bulmuş oluruz ya. Allah. Ama komut verme şeyi var mı acaba? ABD, Macaristan gibi ülkelerde, parklarda vesaire her yerde satranç oynanabilen kamusal alanlar var. Ne hoş, bizde de olmasını umarım. Aslına bakarsanız bazı yerlerde belki bu tür durumlar olabilir ama büyük şehirlerde bence bu daha büyük bir ihtiyaç. İstanbul, Ankara'da eskiden bu tür satranç oynanabilen, toplanılabilen alanlar çok kolaydı erişimi. Şimdi birazcık daha zor hale geldi. Yani satranç ülkesi olmak aslında o kadar da zor, yani mümkün. Şöyle diyeyim Deniz abi, yani Rusya, Sırbistan, Polonya, yani buralara gidip ben turnuva oynadık. Hepsinde böyle bir şey var. Satranç parkı var. Bayağı bir masalar. Masalar böyle hani satranç tahtası gibi oyulmuş, siyah beyaz. Gelip taşlarını orada oynayabiliyorsun. Yani bizde parklar var. O yüzden hani hani o şekilde bir şeyler yapılabilirse güzel olur. Yani güzel de bir aktivite. Evet. Bir tane ben buradan bir şey yapayım hemen analizi. Çağatay'ın görebileceği bir şekilde tahtayı nasıl açabilirim arkadaşlar? Burada bir davet sekmesi çıkıyordu. Oradan ismini, kullanıcı adını seçip ben davet edebiliyordum. Bana yardım edebilecek olan bir arkadaşımız varsa tarif edebilirse. Çünkü analizi açtığımda orada yeni takipçilerimiz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım alertin sesini azaltınca birazcık şeyi artmış, azalmıştır diye umuyorum. Takipçiler geldikçe ses izleyicilere yankı yapıyor olabilir. Hemen konumu, yani ilk konumu gördüm de. Görebildin mi? Aynı şey yayından gördüm. Link kolaysa yapalım, yoksa sıkıntı değil. Ben şöyle bir örnek göstereyim. Ha, yeni analiz tahtası açın diyor Niger. Hemen açayım. Teşekkür ediyoruz Niger'a. Ha, link oluşturayım değil mi? Aa, şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. Şuradan ben Çağatay'a chat üzerinden bir link atayım. Herkes de ulaşabilir zaten. Link bir dakika öyle olmadı. Direkt düz analiz linkini çıkardı. Yeni bir analiz açalım. Yeni bir şuradan bir ayar yapalım bir saniye. Bir saniye öyle olmadı. Şurayı bir tekrar gidelim. Önce kaydedip sonra tekrar açın diyorsun. Aslında çok az taş var. Tekrar açabilirim. Eğer işe yarayacaksa tabii. Nigel'ın dediği gibi yapmaya da özen göstereyim. Önce konumu bir dizelim. Önce taşları diziyoruz. Fil burada, piyon burada, A7'de, at A8'de, şah C8'de, şahımız C6'da. Konum bu sanırım. Ve hamle sırası beyazda. Şimdi bu pozisyonu load diyelim. Bu arada fil D6 yazanlar at C7'yi ne yapacak düşündün mü? Evet arkadaşlar ben de onu Onu da soracaktım. bir Fil yandan da bir D6'ya soralım. at çıkmaz diyorsunuz. Şimdi ben pozisyonu Fil aslında D6 at C7 alınca pat fikri var siyah. evet Siyah öyle pozisyonu beklemek istiyor. evet kaydetmeme rağmen açmadı mı? Yanlış yaptık. Neyse. Biraz sorunlu oldu sanırım Çağatay'a. Evet, tam sıkıntı yok. Ben böyle şey, zaten az taş var. Aynen zaten şey gerekirse notasyonu da söylerim buradan sana. Sen zaten işte fide ustaları böyle arkadaşlar tahtayı görmeden takip edebiliyorlar. Bakın bu da güzel bir örnek olsun. İşin esprisi o tabii ki. Ama yani sadece bilginiz olsun. Aslında körleme de bu pozisyonları düşünebilmek çok önemli çünkü. Evet. Biz buna bir Yani load diyelim. siyah hep at C7, at A8 bekleyecek. Bizim piyonu durdurmak tek fikri. Evet. Yani bu şekilde şah işte burada bekliyor. Mesela siz fil D6 oynuyor dediğiniz zaman arkadaşlar burada at C7 gibi bir hamle var. Alırsanız sadece gösteriyorum pat oldu. Şahın gidebileceği hiçbir yer yok.
Sadece bilginiz olsun. Burada tahtada çok analiz yapmayı sevmiyorum. Önemli olan sizin konumu hayal edebilmeniz, hesaplayıp. Yani şimdi